Amasya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şehzadeler şehri, Ferhat ile Şirin'in şehri, Elman'ın şehri Amasya'dayız bu hafta. Gezilerime yurt içi rotalarla devam ediyorum. Çok merak ettiğim bir rotaya güzel bir toplantı vesilesiyle geldim. Bulunduğum yerde Çakallar adı verilen mevki, Amasya'nın en güzel manzarasını izleyebileceğiniz bir konumdayım. Arkamda UNESCO Geçici Miras Listesi'nde bulunan Harşena Dağı var arkadaşlar ve Pontus Kral mezarları var. Bu mevkide, bulunduğum bu alanda birçok restoran ve kafe bu muhteşem manzarayı size sunuyor. Ben de açılışı buradan yapmak istedim. Önümüzdeki 3 gün boyunca da bu güzel şehri keşfetmeye devam edeceğim. Osmanlı'nın, Pontus'un ve daha birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu güzel Amasya'mızı gelin beraber keşfedelim. Bakalım ilk mekanımız neresi olacak? Şimdi burada görmeniz gereken bir diğer eser arkadaşlar Alçak Köprü. Aslında buraya Medeniyetler Köprüsü demek daha doğru. Çünkü bakın arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz değil mi? Bu aşağıda gördüğünüz kemerler Roma döneminden kalma. Sonraki kısımda 1100'lü yıllarda bir selim vurduğu düşünülüyor. Sonrasında su seviyesi yükselince de köprü üzerine bir köprü daha inşa edilmiş sonraki dönemlerde. 1800'lü yıllarda bu ayaklar yapılmış ve sonra da 1970'li yıllarda şu arkamda gördüğünüz ahşap kısım inşa edilmiş. Böyle olunca da birçok medeniyetin üstüne taş koyduğu aslında bir köprü ortaya çıkmış. Bu köprüden geçtikten sonra asıl eski sokakların ve önemli yapıların bulunduğu Hatuniye Mahallesi'ne giriş yapıyorsunuz. Hatuniye Mahallesi için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu Türkiye'de Anadolu toprakları içinde bir mahallenin Osmanlı döneminden beri korunduğu tek yer diyebiliriz. Birazdan ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. 130'dan fazla yalı boyu evinin Osmanlı konağının bulunduğu bir mahalleye bu köprüyle giriş yapacağız. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi Hatuniye Mahallesi'nde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Burası 2. Beyazıt'ın 27 sene valilik yaptığı bir şehir aynı zamanda. Az önce de söyledim Amasya Şehzadeler Şehri. Burada 13 tane şehzade yaşamış ve bunların 7 tanesi tahta çıkmış arkadaşlar. Bu 13 şehzade tabii ki valilik de yapmış burada. Şu anda bulunduğumuz yerde işte bu 130 tane tescilli konağın bulunduğu Hatuniye Mahallesi. Hatuniye adı da 2. Beyazıt'ın eşi olan Bülbül Hatun'dan gelme. Bülbül Hatun'un adını buraya Hatuniye Mahallesi olarak da vermişler ve bu şekilde de varlığını sürdürüyor bu güzel mahalle. Burada gördüğünüz gibi her bir ev ya restoran olarak ya butik otel olarak ya da işte böyle altlarında hediyelik eşyacılar var. Güzel bir yer. Özellikle yaz aylarında burası çok daha güzel oluyordur. Ama şu anda Mart ayında olmamıza rağmen hava gerçekten güzel şansımıza ve çekimlerimize devam ediyoruz. Tarihi mekanlara yolculuğumuza da devam ediyoruz. Amasya ile ilgili fotoğraflara baktığınız zaman en çok göreceğiniz sokaklardan bir tanesi de burası arkadaşlar. Çünkü buranın en önemli özelliği arkamda gördüğünüz kaya mezarlarının en ünlüsü ve en görkemlisi olan Pontus Kralı 1. Farnak'ın mezarına da bakan sokak arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi bu sokak hem evleri itibariyle hem de gelin damatların popüler noktasından olmasından dolayı da gelen turistler de akın akın geldiği yerlerden bir tanesi. Çok tatlı, gerçekten fotoğraflarını da çektim. Çok güzel bir açıdan hem kaya mezarını hem de bu Osmanlı konaklarını çekebiliyorsunuz. Siz de bu sokağı sakın es geçmeyin. Zaten Hatuniye Mahallesi boyunca o 1.2 kilometrelik yol boyunca yürüdüğünüzde bu yolun da yanından geçmiş olacaksınız. Yukarıda zaten kaya mezarlarıyla ilgili de size detaylı bilgileri vereceğim. Şimdi arkadaşlar biraz yürüdükten sonra günün yorgunluğunu atmak için böyle cumbalı bir evin altına geldik arkadaşlar. Burası butik otel. Butik otelin altında da çok güzel şirin balkon var. Geniş açıdan görmüyorsunuz ama ben söyleyeyim hemen Yeşilırmak'ın dibinde hemen böyle sınırında çok güzel bir çay keyfi yapabileceğimiz bir yer. Yalıboy evleri boyunca o kadar çok böyle yer göreceksiniz ki arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem mutlaka bir çay kahve molası verecekseniz bir tepelerde verin. Bir de nehirin kıyısında böyle güzel bir yerde verin. Afiyet olsun. Şimdiki noktamız klasik bir Osmanlı sokağı arkadaşlar. Bulunduğum yer Sofular mevkisi. Adını da hemen caddenin başındaki Sofular Camii'nden alıyor. Bulunduğum yerde 50 tane konak var arkadaşlar. Bunların 35'i de tescillenmiş durumda. Diğer 15 tanesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Şu an üstünde yürüdüğüm bu taş yollar ve evlerin cephe kaplamaları tamamen Osmanlı sokak ve ev mimarisine örnek alınarak yapılmış arkadaşlar. Hemen de arkamda zaten eşsiz bir Harşanağ Kalesi ve dağının da manzarası var arkadaşlar. Genellikle burası gezilecek yerlerde çok görünmüyor, bilinmiyor ama ileriki dönemlerde burası da o listelerde yerini alacak. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Fotoğrafçılar için de çok güzel bir yer olacak. Burayı da mutlaka listenize ekleyin. Halvetilik ya da halvet olma kavramını biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz da ben anlatayım size. Bu kavramı biz Mevlana ile Şems'in hikayesinde çok duymuşuzdur. Buradaki anlamı kötülüklerden, fenalıklardan kendini arındırmak, kendini Allah'a adamak anlamını ve bunu yaparken de zikir çekerek bu işi yapmak anlamına geliyor. Bu konuda da Amasya'da selfie çeken şehzadeden sonraki en popüler mekanda şu anda bulunduğum Pir İlyas Türbesi arkadaşlar. Buraya gelen turistler önce o selfieleriyle gidip fotoğraflarını çekerler. Sonra buraya gelip, bakın sesimdeki yankıyı da anlıyorsunuzdur, buraya dönerek bağırmaya başlarlar. Aslında bir şekil zikir diyebiliriz buna. Aynı zamanda Pir İlyas dediğimiz kişi Anadolu'daki halvetilik kavramını ilk temsil eden kişidir. Hatta torunu olan Mihri Hatun da ilk kadın divan şairimizdir. Osmanlı döneminden bahsediyorum. İsmi Kratere, ayda bir kratere verilmiş dünyaca ünlü bir divan şairidir. Sonrasında da hemen arkamda gördüğümüz Mimar Sinan'ın da yapımından esinlendiğine inanılan 1413 yılında Yakup Paşa tarafından yaptırılan bu camide halvetilik kavramının mimarlıkla, mimariyle buluştuğu camidir arkadaşlar. Şimdi bu caminin içerisinden de görüntüye devam ederek Amasya gezimize devam edeceğim. Ferhat Paşa Camii'nin içine girdik arkadaşlar. Önce biraz mimariyle ilgili bilgi vereyim. Bakın burası Anadolu'da çok nadir görünen, klasik dönemden önce bu mimariyi görebiliyordunuz. Çift kubbeyi ayıran tek kemer şeklinde olan bir mimariye sahip arkadaşlar. Halvetilik inancında biraz daha sadelik söz konusu olduğu için gördüğünüz gibi burada çok fazla bir süsleme göremiyorsunuz. Ama buranın asıl olayı buradaki çile hücreleri. Bakın şu anda bu namaz kılınan yerlerden bir tanesi. Ama burada her birinin açıldığı böyle küçük odalar var. Bu odalara girerek burada zikirlerini, Allah'a olan ibadetlerini bu odalarda gerçekleştiriyorlar. Zaten hepsi labirent gibi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Birçok odada müritler girip burada zikirler yapıyorlarmış arkadaşlar. O yüzden bu camiyi de mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Halvetilikle ilgili merak ettiğiniz birçok bilgiyi burada bulabilirsiniz. Şu anda geldiğim nokta arkadaşlar hemen arkamda bulunan Amasya Meydanı. Burasının bir diğer özelliği de hemen arkamda bulunan Ziya Paşa'nın, ünlü valimiz, şairimiz Ziya Paşa'nın isteği üzerine 1865 yılında yaptırılan Saat Kulesi. Burası da Amasya'nın simgelerinden bir tanesi. Ancak şu an üzerinde bulunduğum köprünün yapımı sırasında bu Saat Kulesi zarar görüyor ve yıkılmak zorunda bırakılıyor. 2002 yılında da belediyenin tekrar çalışmalarıyla, çeşitli kurumların da katkılarıyla tekrardan inşa ediliyor. Gördüğünüz gibi şu anda şehrin en güzel lokasyonlarından birinde dimdik ayakta ve şehrin en popüler fotoğraf noktalarından bir tanesi. Yalıboyu evlerini gezerken zaten onu her noktadan görebiliyorsunuz. Bu köprünün üzerinde aynı zamanda bütün Türk uygarlıklarının, Türk imparatorluklarının da logolarını ya da amblemlerini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki noktamızda bakalım neresi gelecek. Ve sırada şehrin en popüler fotoğraf noktası selfie çeken Şehzade Heykeli arkadaşlar. Burası çok konuşuldu. Telefonu çok çalındı ama en sonunda sabit bir telefon yaparak bu problemi çözdüler arkadaşlar. Şimdi ben de kendisiyle Amasya'ya dair bir selfie çekeceğim ve videoma kaldığım yerden devam edeceğim. Manzaranın keyfini çıkarma zamanı. Ve her gezimde olduğu gibi arkadaşlar sırada konaklama tavsiyesi var. Amasya'daki konaklamamı da Bayezid Han'da yapıyorum. Burası tipik bir Osmanlı konağı. Şehirdeki en büyük butik otellerden bir tanesi. 1800'lü yıllardan kalma binada kalıyoruz arkadaşlar. Zaten
Şu anda görüntüleri görüyorsunuz. Çok güzel döşenmiş, harika bir konumu var. Hemen Amasya Kalesi'nde karşıdan bakan bir yerde, yani nehrin bu tarafında kalıyoruz. Ama zaten gidilecek yerler birbirine çok yakın. Daha önce de bunu size söylemiştim. Oda kahvaltı konseptiyle seçtik burayı. Zaten eğitiminde olduğum için kahvaltımızı yaptıktan sonra eğitimlere devam etmiştik diğer otele geçip. Yani konaklamada bu şekilde Bayezid Han'a da kalmanız için tavsiye ederim.